Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğünüz bu güzel modelimizi sizlerle birlikte çalışacağız. Modelimiz trabzanlarımız, sarmamız ve sık iğnemizden oluşmakta ve iki sırada kendisini tamamlamakta. İki sıra ördükten sonra yeniden modelimizi kuruyoruz ve yeniden diğer modelimizi kuruyoruz. Her iki sırada bir modelimiz tamamlanmış oluyor. Modelimiz ön yüzden bu şekilde görünürken arka yönünü çevirdiğimiz zaman arka yönden de bu şekilde durmakta. Dilerseniz bu yönüyle de modelimizi kullanabilirsiniz. Bebek ve yetişkin örgülerinde kullanacağımız modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için bir miktar zincirimi çektim ve hemen örmeye başlıyorum. İlk sıramızı sık iğne olarak örelim. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirden şu şekilde batıyorum ve başlıyorum. Her bir zincirimizin içerisine bir defa batalım ve zincirimizin sonuna kadar örerek ilerleyelim. Bir defa giriyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Bir defa alıyorum, kapatıyorum. Şu şekilde bakın, zincire giriyorum. İpimi alıyorum ve kapatıyorum. Giriyorum, ipimi alıyorum, kapatıyorum. İpimi aldım, kapattım. Bütün zincirlerimizi bu şekilde örerek tamamlayalım. Zincirimizin üzerine bir uçtan diğer uca kadar sık iğnemi örerek geldim. En son sık iğnemi de ördükten sonra 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. 4 zincirimi çektim ve şu şekilde tepeden bakıyorum. Bakınız, buğday gibi iki yöne ayrılmakta. Tığımın başını bir defa doladıktan sonra dıştaki olan bölümün ilkine bakınız. İlk dıştaki bölüme giriyorum ve bir tane trabzanımın birinci kısmını örüyorum. İkinci kez çekip kapatmıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki bölüme giriyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez örmek için tığımda bekletiyorum. Sıradaki giriyorum yuvaya, bir defa örüyorum, ikinci kez örmüyorum. 3 tane trabzanımı yarım bir şekilde ördüm, tamamlamadım. Şimdi hepsini aynı anda çekiyorum, kapatıyorum. Bakınız, hepsini çektim. Trabzanlarımı kapadıktan sonra tığımın başını doluyorum. Kenardaki çekmiş olduğum 4 zincirle 3 trabzanımın arasında kalan bölüme tığımın başını dolayarak sarmaya başlıyorum. 1 giriyorum, 2 giriyorum, 3. 3 defa sardım. Eğer ipiniz ince ise ya da daha dolgun istiyorsanız 1 ya da 2 tane daha fazla yapabilirsiniz. 4 ya da 5 olarak da örebilirsiniz. İçerisinden ilmeğimi alarak geçiriyorum ve şu şekilde tamamlıyorum. Yeniden tığımın başını doluyorum. Son örmüş olduğum trabzanın dibine giriyorum. Bir defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımın üzeri, bakınız, buradaki sık iğnemin üzerine giriyorum. Orta parmağımdan taraftan bir defa örüyorum. Ve yine dış taraftan gördüğünüz gibi alıyorum. Bir defa örüyorum. 3 tane trabzanımın birerini ördüm. İkinci kez ise üçünü aynı anda çekiyorum. Üçünü aynı anda çektikten sonra bakınız şöyle doldurmuş olduğumuz şuradaki, bakınız, dolgularımızla da başını doluyorum. Her ikisinin içerisinden geçiriyorum. Bakınız, 1 ve 2'si. İkisi ortak bir ilmekte buluştular. Şimdi şöyle görelim. Bakınız, arada incecik bir tane ilmeğimiz var ve aşağıda kutucuğumuz var. Şöyle yuvamız. 1 ve 2 yuva görülmekte. Tığımın başını doluyorum. İkinci alt yuvanın içerisine sarmaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. İçerisinden ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle görelim, bakınız, üçer trabzanlarımızı aşağıya ördüm. Üçer tane sarmamızı da yukarıya yaptım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yine en son trabzanımın dibine olacak şekilde batıyorum. Bir defa örüyorum. Bir defa doluyorum. Bir defa örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci kez bir sonraki yuvaya giriyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Üçüncü kez bir başka yuvanın içerisine giriyorum. Ve tek örüyorum. Üçünü ikinci kez hepsini aynı anda alıyorum, ikinci örgülerini. Ve sonrasında sardığım dolgu fıstığımızla trabzanımızı şu şekilde başını alıyorum. İpimi ve sardığım dolgunun içerisinden geçiriyorum.
Ve şöyle görelim. Altta bakınız boşluğumuz var. Tığımın başını doluyorum. Boşluğun içerisine girerek 1. Boşluğun içerisi 2 ve 3. Her seferinde başını dolayıp aldım. Tığımın başını doluyorum. Dolgularımın içinden çıkıyorum. Tığımın başını dolayarak en son örmüş olduğum trabzanımın aynı yerine giriyorum. 1. Hemen yanındakini yine dıştan, hep dıştan alıyoruz arkadaşlar. Ve bir sonrakine toplamda 3 defa trabzanımı birer defasını örüyorum. İkinci kezi aynı anda alıyorum. Üçünü toparladıktan sonra tığımın başını doluyorum. Hem dolgumu hem trabzanlarımı bir daha birleştiriyorum. Ve ikiye ayrılan şu bölümümüzü alttan, bakınız alttaki bölümü tığın başını doluyorum. 3 defa sarıyorum. 1, 2 ve 3. İçinden bir defa geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın bulunduğu yerden 1. Hemen yanından 2. Hemen ilerisi 3. 3 tane bir defa ördüm trabzanım. İkincisini, 3'ünü aynı anda alıyorum. Evet, sonrasında sarmalarımı da başına alıyorum ipimi. Hem trabzanımı hem de sarmamın olduğu yerde birleşiyorum. Ve tekrar sarma yapmaya başlıyorum. Sarmayı şuradaki arada kalan minik ipin altına yapıyoruz. 1, 2 ve 3. İçinden bir defa geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın olduğu yerden 1. Hemen yanından 2. 1 ilerisi 3. 3 tane trabzanım aynı anda kapatıyorum. İpimi tekrar tığıma doluyorum. Hem sardığım hem trabzanımı, ilmeklerimi bir ilmek altında buluşturuyorum. Tığımın başını dolayarak alt kısma geçiyorum ve 3 defa sarıyorum. 1, 2 ve 3. İçinden geçiyorum. Tığımın başını dolayarak yine trabzanımın hemen yanından başlıyorum ve sona doğru bu şekilde örerek ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar modelimizi kurarak geldik ve şöyle bakalım her iki yönden görüntüsüne. Diğer yönden bakalım. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi en son trabzanımızı da örelim. Başlangıçta 4 tane zincirimizi çekmiştik. Bitişte de 2 defa tığımın başını doluyorum. En sondaki sık iğnemin üzerine batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa da kapatıyorum. Bir tane zinciri bitiş yönünde çekiyorum ve örgümü bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve şimdi birer sık iğne örerek sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Yukarıdaki bakınız ilmeklerimizin olduğu bölümleri görmekteyiz. Her birine birer tane sık iğnemizi uygulayarak başa kadar ilerliyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. Bakınız altına tam alıyoruz bu kez, yarım almıyoruz. Altına batıyorum ve örüyorum. Bir sonrakini tam alttan giriyorum bakınız. Alıyorum, kapatıyorum. Bir sonraki bütün ilmeklerimi birer defa örüyorum. Tam alıyorum, yarımlamıyorum. Altından ve bakınız birer birer ilerliyorum. Hepsini birer defa örelim ve ön yüzümüze tekrar gelelim. Modelimizin tamamı bu şekilden oluşmakta. Bakın sık iğnemizle başa kadar geldikten sonra biraz önceki yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Ve modelimiz bu aşamalarıyla tamamlanmış oluyor. Sıra başına kadar gelelim. Hemen birkaç tane bakın sık iğnemiz kaldı. Onları düzgünce ördükten sonra yeniden modelimizi kurmaya başlayalım. Şuradan giriyorum. Evet, şöyle görelim. Arkadan ve diğer tarafta görelim. Bu yönde ön yüzümüz. Hemen bitiş yönünde şu şekilde batıyorum ve 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum.
4 zincirimi çektikten sonra yeniden modelimizi kurmaya başlayalım. Bakınız çok hoş durdu. Buradaki sardığımız ilmeklerimizi dilerseniz daha bombeli isterseniz 4 ya da 5 olarak ipinizin kalınlığına göre ayarlama yapabilirsiniz. Tığımızın başını dolayalım. Dıştan yine bakınız. Orta parmağımdan taraftaki bölüme giriyorum. 1. Tığımın başını doluyorum. 2. Bir sonraki 3. Üçünü aynı anda alıyorum ve bu ilmeğimi de ilk sefer olduğu için hepsini aynı anda çekiyorum. Bakınız dördünü birlikte aldım. Tığımın başını doluyorum. 3'ten sonra bakınız 3 ile 4 arasına girerek 3 defa sarıyorum. 1 2 3 İlmeğimi içinden geçiriyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanım ikinci grubun. Bu grubun en son trabzanına batıyorum. 1 2 ve bir sonraki bölüme giriyorum. 3 Üçünü aynı anda kapatıyorum. Üçüyle sardığımız ilmeğimizi aynı anda kapatıyoruz ve şöyle aradaki ilmeği görüyorum. Tığımın başında oluyorum. Alt kısma bakınız. Burası incecikten ayırmakta. Alt kısma giriyorum. 1 2 ve 3 3 defa aldıktan sonra içinden bir defa geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımı batmış olduğum yerden giriyorum. 1. 1 ilerisine geçiyorum. 2. Bir daha ileriye geçiyorum. 3. 3 tane ilmeğimi kapatıyorum. Ve diğer 3 ilmeğimle sarmamın olduğu kısmı kapatıyorum. Araya bakıyorum. Tığımın başını doluyorum. Alt kısma girerek 1. 2 ve 3. Çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yeniden trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ve bu sıramızın üzerine de yeniden sık iğnelerimizi kurarak istediğimiz örgülerde örerek kullanıyoruz. Bu şekilde biraz daha büyütelim. Evet arkadaşlar, modelimizi bu şekilde örerek istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim. Bir sırada hem trabzanlarımız hem sarmalarımızı yapıyoruz. İkinci sıramızda ise birer sıra sık iğnemizi yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.